Sevgili kovalar, güzel, uğurlu, bereketli, huzurlu, şanslı, ışık dolu, bütün gök okyanusun dalgaları, denizin balıkları size şifa olsun diyorum. Ve abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın efendim. Evet, sevgili koç, kova burçları bu yıl bazı samimi gördüğünüz insanların yalanlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. İyi gördüğünüz ve dost dediğiniz insanların size sırtından vurmalarını seyredeceksiniz ama o kadar güçlü ve o kadar şanslısınız ki o size dokunmak, o size zarar vermek isteyen insanların ne düşüncesi onların düzenine, onların ayaklarına geri dönecek ve hayatınızda minnoş minnoş güzel iş başlangıçları, konumunuzla alakalı hedef noktanızla ilgili çok güzel gelişmeleri tadına varacaksınız diyerek başlıyorum ve başladım bile. Özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız, işinizle alakalı değişikliklerle ilgili uzun süredir hedeflediğiniz ve aynı sektörde uzun yıllar çalışıyorsanız yerinizdeki konumunuz, rütbeniz hayırlı olsun diyorum. Yeni kurumsal bir alana başladıysanız da beklenti içerisinde olduğunuz masanız size özellikle 5. aydan sonra sunulacak, mücadeleye devam diyorum. Eğer ki devlet alanında çalışıyorsanız ve atama beklentileriniz varsa bu yıl size her konuda devletle ilgili bağınızla alakalı noktadaki gideceğiniz alanlar çok rahat sizin ayağınıza serilecek. Yani devlete girmekte de devletle alakalı süreçlerin hızlanmasını istiyorsanız Haziran ayına kadar hızlanan evrenin keyfini çıkartabilirsiniz ve hak edilişinizle alakalı noktada başlangıçlar var. Taşeron'da çalışıyorsanız, devletle bağlı bir alandaysanız, devlet memurluğunuz için bir yıl bir sürecimiz var. Sabırlı olalım. Şirketimiz bizi, memurluk hakkını size sunacak olarak gözüküyor. Eğer sağlık sektörü ve sağlık alanıyla alakalı çalışan sevgili kovalar için o hastane değişimi ya da kendinizi ofis ya da alanınızı daha kendi alanınıza çevirmek istiyorsanız, bu yıl devletle bağınız ya da özel sektörde hastanede çalışıyorsanız devam etmenizi bir dahaki 2024 bu konuda sizi daha güzel kucaklayacağını şu an bulunduğunuz nokta sizin için gayet sağlıklı ve iyi olarak gözüküyor. Değiştirmenize gerek yok diyorum. Kurumsal ihracat, yurt dışı bağlantılı çalışan sevgili kovalar için yurt dışı seyahatlerimizde aksilikler özellikle Mart ayına kadar devam edecek. Mart'tan sonra bu aksilikler ve şirketler arası görüşmelerde olumlu sonuçlar ve gideceğiniz seyahatlerde de gayet başarılı süreçler tamamlayacaksınız. Eğer mühendisseniz ve bu konuda farklı bir eğitim almak istiyorsanız, kendinizi akademik olarak büyütmek istiyorsanız bununla ilgili bu yıl kararı verip akademik olarak da eğitim konularımıza başlayacağız. Hem çalışacağız hem eğitim noktasında da kendimizi rahata kavuşturacak olarak gösteriyor. Şöyle söyleyeceğim sevgili kovalar, serbest kendi alanınızda bir işiniz varsa bu yıl büyütmek, o alana daha sımsıkı sarılmanız lazım. Hem ekonomik olarak hem de iş yerinizin tam anlamıyla güzel noktalara kavuşacağını kendi gözlerinizle şahit olacaksınız. Ortakta iş, ortaklı alanları büyütmek istiyorsanız da özellikle ortağınız güvenilir. Ortak ayrımları ile ilgili bu yıl doğru bir zaman değil. Ortağınızla aranızda ne sorun varsa bunu çözerek şirketimizde yurt dışı altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu altyapıda size çok güzel kazançlar elde edecek. Ortağımızla birbirimize dürüst olmayı öğrenirsek risk yok. Farklı ortaklı düşünceniz varsa ve bu ortaklı düşüncenizde çünkü güvenilir bir ortaklık görmüyorum. Çok iyi araştırmanız lazım. Bu ortak girdiği takdirde mali krizler sizi sıkıntıya sokabilir. Yalancı bir ortakla, dolandırıcılı bir ortakla en az 3 ay zaman tanıyabilirim. Banka sektörü, finans ve dijital alanlarda para sektörüyle ilgileniyorsanız Mart'ın başına kadar dikkatli olun. Mart'tan sonra çok güzel kazançlar, işinizle ilgili doğru süreçler size mutluluk verecek. Tarımla alakalı hayalleriniz varsa bu yıl toprak ve arazi konularını belirleyeceksiniz. Bir dahaki 2025'e kadar bu konunun altyapını kendi içerisinde tamamlayacaksınız. Aile işimiz, aileyle alakalı çalıştığımız noktada ayrılık kararı verecek kovalar. Dikkatli olmanızı ve bu şirketin size ihtiyacı olduğunu bilmeniz lazım. Ama kendinize yeni bir isim ve marka yaratmak istiyorsanız hem burayı hem orayı yaparak hem ailenizi güçlendirir hem de markanıza güzel renk katabilirsiniz. Acele etmemeniz gerektiğini uyarıyorum.
Eğer ki emlak alanında, serbest bir alanda kendi kazancınızı oturtmaya çalışıyorsanız bu yıl kazancınız da var ama ortak şekilde satılacak, başka bir emlakçıyla ya da başka biriyle devamlı paralar paylaşılacak ama eninde sonunda iyi kazançlarınız da var. Paylaştıkça hayat güzel, siz de paylaştıkça güzel paralara sahip olacaksınız diyorum. Evet, bir de aileye ait mahkemelik ya da size ait mahkemelik pürüzleri, özellikle Eylül ayına kadar tetikte olacağınız konularda feraha ereceksiniz. Ama bütün davalarınızın bitmesi için 2025 yılına ihtiyacınız var. 2025'te özgürsünüz artık. İşle ilgili bazı konularda haksızlığa uğrayan ve ekonomik olarak da birikmiş paraları alamayan sevgili kovalar, Mayıs'ın sonuna doğru haklarınıza ait tüm paralar yavaş yavaş çabalarınızın karşılığında hesabınıza yatacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Mali olarak kendinizi sarsmayacağınız, planlayacağınız bir ev, özellikle iki eviniz varsa, biri birinci kat, birinci üçüncü katsa, birinci kattaki evi satıp başka bir yerden daha geniş bir ev alacağız. Eğer hiç evimiz yoksa ve kirada oturuyorsak, üçüncü ve yedinci aylarda alacağımız ev bize uğurlu ve bereketli olacak. Yalnız araç konusunda bu yıl almak isteyenler kesinlikle ve kesinlikle 8. aya kadar almış olacaksınız ama mantıklı, yani hedefiniz sıfır almak. İkinci el alın, ona göre yolumuzu görelim diyorum. Özellikle 35 yaş üstü gençlerin, erkeklerimiz için yeni çevre ve yeni oluşum ve işinizle ilgili başarınızda daha büyük imkanlar ve fırsatlar yakalayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. 35 yaş üstü kadınlarımız için de iş yerinde yıllardır haksızlığa uğradım, ben ne zaman hakkımı bulmak istiyorum dediğiniz takdirde de Nisan başı itibariyle haklarınız doğru şekilde size verilecek. Korkmanıza gerek yok. Evet, eğitim konusunda lise ve üniversiteye hazırlanan sevgili gençler için kesinlikle lisede puanınız yüksek, üniversitede daha dikkatli olmanız lazım. Çağdaş mühendislik yapmak istiyorsanız kodlama ya da bu tarz şeylerde puanımız eksik olabilir. Ya da İstanbul'da Koç ya da Boğaziçi'ni istiyorsanız başarınız için biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle karı koca hayatımızda yatak evremizi iyileştirmemiz lazım. Cinsel hayatımızı aktif yola itmemiz lazım. Aldatılmalara doğru ilerliyor. Bir an önce özel hayatımızı oluşturalım. Mutsuz olan ve evliliği bir türlü oturmayan sevgili kovalar için bu yıl bir adım atarak ve bu ilişkinin sonu olmayacağını, ailelerin de kararı, bir yıl daha şans versek de bu ilişkinin sonu olmadığını biliyorsunuz. Sevgili ev hanımları, özellikle eşinizin size olan sevgisinden eminsiniz ama pintiliği ve cimriliğinden artık sıkıldınız. O yüzden kendinize mesleki anlamda yeni oluşumlar yaratmak istiyorsunuz. Kocanız hiç değişmeyecek. O yüzden siz mesleki olarak kendinizi bu noktada iyileştirmeniz lazım. Kısmeti olmayan 40 yaş üstü hiç evlilik yapmayan sevgili takipçilerim, bu yıl tanışmalar var ama 2024 sizin için evlilik yılı olacağını da uyarıyorum. Ama bu yıl gerçekten aşk heyecanı, oluşum ve sevgiyi çok doğru şekilde oturacağımız insanla karşılaşma var. Geçmişe ait ilişkilerinizle ilgili öfkeniz, bitmeyen travmalarınız varsa artık geçmiş gerçekten sizinle bir alakası yok. Geçmiş bembeyaz bir perde oldu. Siz gelecekteki kıpkırmızı enerjiye girdiğinizde size de güzel bir aşk var. Özellikle erkek çocuğunuz çok aşık olmuş olabilir. Aşk yüzünden eğitimine önem vermiyor olabilir. Dikkatli olun diyorum. Özellikle güzel sanatlara merakı olan çocuklarımızın altyapısını oturtalım. Ve hanenizde özellikle de ikizler burcu kızınız varsa inanılmaz bir doktor olacak ve başarılı bir çocuk. Eğer ki hanemizde aslan burcu varsa matematik zekasının farkına varın ve bu çocuğun dahiliğini görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Nişanlanan çiftlerimizde ailevi sorunlar bitecek bu yıl ve her iki tarafın da ailesi bu ilişkiyi kabul edecek ve sorunları çözmüş olacağız diyorum. Evet, bu yıl hem evli çiftlerimizde yalanlar, hikayeler olsa da bazı boşanma fikri olan noktalarda da doğru adımlar atarak karar vermeniz lazım. Çocuklarla babaların ilişkilerini düzeltmeniz lazım ve devamlı baba hanede anneler babaları suçluyorlar. O yüzden çocukların psikolojisini bırakın babaları. Babalarının çocuklarla olan hayallerini karartmayın. Her zaman herkes baba olmak zorunda değil ama her şey annenin elinden geçiyor. Çocuklarımıza aile sevgisini daha güzel aşılamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, bu ara kendinize ait eğitimler,
kariyer anlamında yapmak istediğiniz her şeyin başlangıcı uğurlu ve bereketli. Ama şunu unutmayın, ailemizde 2000'li yıllarda bir travma yaşandı ve aynı travma bu yılın Ağustos'un sonuna doğru da yaşanacak. Neyse, ailenizden bunu öğrenin, şimdiden bu konuyu şifalandırmanız gerekiyor. Bu ara panik atağımız, korku kaygılarımız bu yıl daha çok bizi tetiklese de bu konuda iyi bir psikiyatristle yol alacağımız gözüküyor. Evet, hiç evlenmemiş de gebelik, burada not almış, bir çocuk gebe olmak istiyorum, en büyük hayalim bu diyenlere, doğurmak bu yıl size güzel oluşum yaratacak, hamilelik, doğum, evreniz var. Hiç korkmanıza gerek yok, Allah size evlat nasip etmiş. Kendini evlatlık ya da mesela ailenin tek bir çocuğuysanız ve şüpheleriniz varsa gerçekten evlatlık olduğunuzu öğreneceksiniz. Ama çok iyi bir aileye evlatlık edilmişsiniz. Hiç korkmayın, onlar size her zaman arkanızda olacak. Kendi ailenizi merak ediyorsanız da bu yıl bulma yılı diyorum. Dayılar ve anneniz arasındaki yaşanan krizler evimizde biraz huzursuzluk yaratabilir. Baba özlemi yaşayan kovalar için, yani bazen yaşadığımız hatıralar bize yetmeyebilir. Dua etmek, sarılmak iyi gelecek ya da vefat ettiyse dua okumanızı öneriyorum diyorum, dedim bile. Özellikle de genetik yapımızda sağlık problemleri, göz katarak olabilir, gözle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Doğuştan hanemizde sağlık problemi yaşayan evladımız ya da annemiz ya da babamız neyse, bu yıl bunların sağlık anlamında zorlayıcı ve yıpratıcı noktası olacak. Eşinizin tarafında bir gözyaşı dökülebilir ailesiyle alakalı noktada ve miras konularında da siz yıpratıcı noktada olabilirsiniz. Eşinize destek verin diyorum. Sağlık olarak dediğim gibi genetikle alakalı sağlık krizlerimiz gündemde olacak. Mesela şöyle diyeyim, hani baygınlık hastalığı vardı, neydi onun ismi? Hani düşüp düşüp bayılıyorduk ya, bu sene bunlar çok fazla olabilir. Halsizlik olabilir, yorgunluk olabilir ve bu sene bol bol denize girmeniz lazım şifalanmak için. Ve kemik erimeniz, kemik kaymalarınız, bununla alakalı bel ağrılarımız hareketli olacak. Bir de şöyle küçük bir operasyonumuz var, nödüllerimizle alakalı. Gayet sağlıklı ve keyifli bir operasyon olacak gözüküyor. Annenizin düşmesi, anneannenizin bacak kırılmaları ya da babamızın ufak bir kaza yapması biraz hanemizi yıpratsa da gayet sağlığına iyi kavuşacak. Ablanızın ciddi bir sağlık problemi ya da abinizin ciddi bir sağlık problemi olabilir. Onu destekleyeceğiz. Allah hanenize şifa, aydınlık, para, huzur ve bereket versin. Mutlu ve huzurda ve sağlıkta yıllarınız olsun. 2023 Allah'tan ne istiyorsanız kapınıza melekler konsun. Hani döndüm sağıma, sığındım sıpanıma, meleklerim şahit olsun dinime, imanıma dediğimiz rahmetli annem okurdu. Siz de bu yıl bol bol bunu okuyun. Rabbim sizinle olsun. Hoşça kalın.